Tekrar merhaba. Gün başlıyor. İkinci bölümle devam edeceğiz. İlk bölümde gazete manşetlerini ve haberleri okumuştuk, tamamlamıştık. Ancak okumak istediğim, atlamak istemediğim Sözcü'de bir haber daha var. Zenginleşmişiz, haberimiz yok başlığını taşıyor. TÜİK kağıt üstünde milli geliri arttırdı. 2019 yılı milli gelirimiz bir önceki rakama göre yaklaşık 40 milyar yükseltildi. Böylece kişi başı gelirimiz arttı. Yani Türkçesi sizin benim gelirim artmış. Bu salgın ve kriz döneminde arttığını söylüyor. TÜİK gerçekten harikalar yaratıyor bu rakam işinde. Daha önce enflasyon, işsizlik açıklamalarını da takip etmiştik. Mesela işsizliğin bu koronavirüs krizi döneminde 0,1 arttığına dair bir istatistik açıklamıştı. Neyse, habere devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu %9,9 küçüldüğümüzü, %10 değil, 9,9 küçüldüğümüzü açıkladığı gün 2019 yılı milli gelirinde revizyona gitti. Milli gelir önceki veriye göre 39,8 milyar lira arttırılarak 4 trilyon 320 milyar lira yaptı. Kişi başı gelirimizde 480 lira artarak dolar cinsinden 9.213 lira oldu. Gerçekten bu TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanan birileri var mı? TÜİK'in kendi yetkilileri bu rakamlara inanıyor mu? Onu da çok merak ediyorum. Hatırlayacaksınız, son zamanlarda TÜİK'in sürekli bir başkanı değişti. Açıklanan enflasyon rakamları beğenilmedikçe, istatistikler beğenilmedikçe sürekli başkanı değişti. En son yanlış hatırlamıyorsam Sayın Emine Erdoğan'ın danışmanının eşi TÜİK'in başına getirildi. Gerçek enflasyon rakamlarını, gerekli enflasyon rakamlarını açıklaması için. Ama şöyle bir durum var. Bunlara sokaktaki çocuklar bile inanmıyor diyebiliriz. Komik oluyor bir müddet sonra. Bir ciddiyet kalmıyor ve gülünç oluyor. Yani şu durumda milli gelirimizin arttığını söylemek en kibar, ekran başındaki birinin söyleyebileceği kibarlıktaki ifadeyle bu. Komik. Yanda bir haber var. Kütahya'da esnaf Akşener'e derdini anlattı, çiçek verdi. Buralar yangın yeri, gittikçe kayboluyoruz. İyi Parti lideri Meral Akşener yeniden başladığı esnaf ziyaretlerini Kütahya'da da sürdürdü. Bir züccaciyeci siftahsız geçen günlerini başlıktaki sözlerle anlattı. Bir çiçekçi de artık zam yapılmasın, yapmasınlar dedi. İşte milli gelir arttı, milli gelirimiz yükseldi haberini gidin bu çiçekçiye söyleyin mesela. Cesaretiniz varsa, kardeş sen ne diyorsun, bak milli gelirimiz artmış deyin. Asıl gerçek ekonomik rakamlar sokakta, dükkanlarda, ocaklarda. TÜİK'in açıkladığı rakamlar biraz fantastik. Yine koronavirüs salgınına kurban verilen sağlık çalışanları ile ilgili bir haber var. Hayatını kaybeden doktorların isimleri belirlenmiş. Nevruz Erez, Muhannet Musavvah, Mehdi Toji, Mehmet Mozikligil olarak hayatını kaybeden hekimlerimizin isimleri verilmiş. Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu haberimizle de gazetelerimizi bitiriyoruz. Biliyorsunuz 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü geçirdik ve bu 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Halkların Demokrasi Partisi demokrasi buluşmalarının finalini bir deklarasyonla yaptı. Önemli bir metindi. Ayrıntıyla inceleyenler görecektir. Meclise ve muhalefet partilerine, meclis içi ya da dışı muhalefet partilerine direkt bir çağrı var. Bu konuyu konuşmak üzere de değerli bir konuğumuz var Skype hattımızda. HDP Grup Başkan Vekili Sayın Saruhan Oluç bizimle birlikte olacak yayınımızda. Sayın Oluç, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Oluç, gündemde partinizin eş genel başkanlarının açıkladığı demokrasi deklarasyonu var. Böyle söyleyebiliriz, böyle adlandırabiliriz ama ben kayyumlarla başlamak istiyorum. Belediyelerinize ikinci defa kayyum atanmasının üzerinden bir yıl geçti. İki hafta kadar önce de bir raporla kayyumların icraatlarını kamuoyuna duyurdunuz. Ama ne yazık ki bu kayyum atamaları başlangıçtaki
atamaya yapılan tepkiler zaman içerisinde kanıksanıyor, tepkiler azalıyor ve bu uygulamalar vakayı adiye haline geliyor. Olağanüstü, hukuksuz uygulamalar olağanlaşıyor. Bu konu açıkçası bir vatandaş olarak da rahatsız ediyor beni. Ülkemiz diğer birçok ülkede olduğu gibi eşitsizliklerin olduğu bir ülke. Vatandaşlarımız eşit değiller birbirleriyle. Çok az alanda ve anlamda eşitiz siz de biliyorsunuz. Hatta ikiye kadar indirebiliriz bunu. Biri çok hoş bir yer değil. Şairin dediği gibi hepimizin bir namazlık saltanatı olacak musalla taşında. Benim gibi sıradan biri de çok zengin bir sanayici de musalla taşında eşitleniyoruz. Diğer bir eşitlendiğimiz alan ise sandık başı. Orada da trilyonluk bir görgüsüz bir müteahhit de, bir Bayrampaşa halinde hamallık yapan bir emekçi de, çok diller bilen bir akademisyen de tek bir oy kullanıyor ve iradesini sandığa yansıtıyor. Ancak bu ikinci alandaki eşitlik HDP seçmeninin elinden bu kayyum atamalarıyla alındı gibi görünüyor. Ben en azından böyle yorumluyorum. Sizin seçmeninizi oyu kayyum atamalarıyla ikinci sınıf, üçüncü sınıf hale geldi. Sizler genel merkezde değil, halka temas ederek siyaset yapmayı tercih eden bir gelenekten geliyorsunuz. Halka temas ediyorsunuz, şahsınızla bunu yapıyorsunuz. Hiç konuşulmayan, sorulmayan bir şey sormak istiyorum. Seçmeninizin psikolojisi nasıl? Bu kısıtlı eşitlik alanının da elinden alınması, oyunun bile 3. 4. sınıf muamele görmesi ve bunun kanıksıyor olması nasıl bir psikolojik etki yaratıyor? Duygu durumu nasıl? Ve bu ne gibi sonuçlar doğurur ileriye dönük olarak? Buradan başlarsanız sevinirim. Tabii yani gerçekten kayyum atamalarının üzerinden evet bir yıl geçti. 19 Ağustos'taydı ilk atamalar. Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yerine kayyum atanmasıyla başlamıştı. O günden sonra da devam etti. 65 belediyemizden şu anda 11 belediyemiz kalmış oldu geriye. Şimdi şöyle bir durum var. Siz dediniz oyu ikinci, üçüncü derece sayılıyor. Aslında oy yok sayılıyor. Yani ikinci, üçüncü derece bile değil. Çünkü yani seçim oluyor. Halk gidiyor, oy kullanıyor. Kendisini yönetmesini istediği belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini seçiyor. Sonra iktidar geliyor, diyor ki bu senin seçtiklerin geçersiz. Biz bunları kabul etmiyoruz. Bizim beğendiğimiz insanlar değil bunlar diyor. Ve o oyları yok sayarak onların yerine kayyumları atıyor. Dolayısıyla aslında oyları gasp ediliyor halkın. Çalınıyor, resmen yok sayılıyor. Şimdi bu çok vahim bir durum. Biz bunu hep söyledik. Yani sandık hukuku, sandık adaleti, seçim adaleti, bunların hepsi yok edilmiş oluyor aslında iktidar tarafından. Bunun yarattığı çok ciddi sonuçlar var elbette ki. İktidarın istediğinin ne olduğunu biz biliyoruz. İktidar istiyor ki halkta şu ruh hali oluşsun. Yani ben iktidarın istediklerini seçmediğim müddetçe demek ki benim seçtiğim sayılmayacak. O zaman bari iktidardan yana olanları seçeyim. Ruh hali oluşsun istiyor iktidar. Ama hiç öyle olmuyor. Tam tersine halkta şu tepki çıkıyor. Benim iradem yok sayılıyorsa, benim siyasi iradem ortadan kaldırılıyorsa, o zaman siyasi irademe daha kararlı biçimde sahip çıkmam gerekir anlayışı gelişiyor ve bu çok önemli bir sonuç. Onlar bir de şunu istiyorlar, yani bir yılgınlık oluşsun istiyorlar aslında. Yani ne olacak, seçime gidiyoruz, oy veriyoruz da bir işe yaramıyor, bundan uzak duralım havasının oluşmasını istiyorlar. Zaman zaman insanlarda en öfkeli zamanlarda böyle şeyler de ortaya çıkıyor. Yani yılgınlık olarak değil de bir öfke tepkisi olarak çıkıyor aslında. Fakat bu da yaygınlaşmıyor. Tam tersine son derece siyasi ve bilinçli bir davranışa sahip olduğu için bizim seçmenlerimiz, özellikle Kürt coğrafyasında, seçmenlerimiz bu konuda bütün baskıları, bütün iktidar hilelerini, bütün iktidar yönetim biçimlerini bildikleri için böyle bir durumda tam tersine kararlılıkları bileniyor. Kendi siyasi iradelerine ve kendi geleceklerine, aslında sadece siyasi iradeye değil, yani kendi geleceklerini nasıl belirleyeceklerine kendileri karar vermek istediği için
çok daha fazla, çok daha kararlı bir şekilde bunun arkasında durmaya başlıyorlar. Esas birkaç cümlede kayyum pratiği üzerine bir şey söylemek istiyorum. Bu açıkladığımız raporda da buna çok açık işaret etmiştik. Bu kayyum pratiğinin aslında şahı diyebileceğimiz, hani taç giymiş kayyum diyebileceğimiz kayyum Mardin kayyumuydu. İki dönem üst üste kayyuma atanmış olan eski Mardin valisi ve eski Mardin kayyumuydu Mustafa Yaman. Biliyorsunuz iktidar bir de şöyle şeyler yapmak zorunda kalıyor. Oraya kayyum atıyor. O kayyumlar o kadar büyük yolsuzluklar, o kadar büyük usulsüzlükler, o kadar büyük hırsızlıklar yapıyorlar ki artık hani mızrak çuvala sığmadığı zaman iktidar o çok büyük yolsuzluk, usulsüzlük yapmış olan kayyumları da değiştirmek zorunda kalıyor. Yani kendi atadığı kayyumları kendisi görevden alıyor, onun yerine yeni kayyum atıyor. Mesela niye dedim hani taç giymiş olanı diye Mustafa Yaman? Mardin'de, ki biz bunu hep söyledik, belgelerini de ortaya koyduk, faturaları ortaya koyduk, usulsüz harcamaları, yolsuzlukları ortaya koyduk hepsini, rakamlarla verdik. O kadar büyük hırsızlık ve usulsüzlük yaptı ki, o kadar büyük yolsuzluk yaptı ki, dediğim gibi mızrak çuvala sığmadı ve o Mardin kayyumu görevden alındı. Yeni bir kayyum atandı yerine, yeni vali atandı. Fakat yani onunla da bitmedi iş. Mardin Belediyesi'nde, Büyükşehir Belediyesi'ndeki daire müdürlerine varıncaya kadar birçok kişi görevden uzaklaştırıldı, bir şebeke kurmuşlar. Sadece görevden uzaklaştırılmakla kalmadı, bazıları da tutuklandı ve haklarında soruşturmalar büyüyor. Yani bir şebeke kurmuşlar, resmen bir çete oluşturmuşlar ve bu çete Mardin halkının bütün zenginliklerini, Mardin halkının alın teriyle oluşturduğu, vergileriyle oluşturduğu bütün kaynakları çarçur etmişler ve kendi ceplerine, yandaşlarının ceplerine indirmişler. O kadar açık ve net görünüyor ki inanılır gibi değil. Ama bu sadece Mardin'de değil. Hani ikinci taç giyen kimdir diye soracak olursanız Diyarbakır Büyükşehir'dir. İnanılmaz yolsuzluklar ve usulsüzlükler yapmış vaziyette eski kayyum. Onun yerine de tekrardan kayyum atadılar şimdi. Yani ben hani iki tane taç giymiş olanı söylüyorum büyükşehir olduğu için, ama diğerlerinde küçük ilçelerde, beldelerde böyle olmuyor diye zannetmeyin. Oralara atanan kayyumlar da aynı şekilde usulsüzlük, yolsuzluk yapıyorlar. Yani kafaları şöyle çalışıyor. Adeta bir sömürge valisi ya da sömürge kaymakamı gibi davranıyorlar ve orada ne varsa oluşmuş olan zenginlik, ne varsa birikmiş olan zenginlik, onu çarçur edip alıp götürüp hani nasıl olsa kayyum işi bittiği zaman batıya bir yere atamaları gerçekleşecek. Orada yaşamaları gerekmeyecek. Onun için alıp götürecekler, talan edecekler. Böyle bir anlayışla kayyumlar çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Biz bunun son derece vahim olduğunu biliyoruz. Halk da görüyor bunu. Halk yaşıyor. Hani biz anlatıyoruz ama onlar bizzat her gün bunları yaşıyorlar. Hani kayyumların yaptığı diğer işlere, işte kadın düşmanı politikalara, bütün kadın kurumlarını kapatmalarına hiç değinmiyorum bile. Çok bilinen bir şey. Bütün kadın kurumlarını kapatıyorlar. Dolayısıyla kadınların özellikle Kürt coğrafyasında örgütlenmesini, siyaset yapmasını, yerel yönetimde kendi kendilerini yönetmelerini, kendi ihtiyaçlarına cevap bulmaları, buna ilişkin örgütlenmeler yaratmalarını engellemek için her türlü şey yapıyorlar. Tabii en tepesinde de Kürtçe düşmanlığı ortaya çıkıyor. Kürtçe tabelaları kaldırmak, Kürtçe kursları kapatmak, Kürtçe sanırım ne varsa... Ek yapmak istiyorum. Bu kadınlara yönelik olarak kayyumlar tarafından yapılan negatif ayrımcı uygulamaların biraz da siyasi ve felsefi ideolojik tarafı da var. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Oraya özel bir şekilde kadın örgütlerine ve uygulamalarına bir tepkileri var. Çok ciddi bir direniş geleneğinden geliyor olması seçmenlerinizin kayyum atamalarına karşı bir bıkkınlık yaratsa da vazgeçmemelerine sebep olduğunu sizin açıklamalarınızdan görüyorum. Burada eş başkanlarınızın açıkladığı deklarasyona geçmek istiyorum ben. Önemli bir metindi. Direkt olarak muhalefet partilerine çağrı yaptınız. Somut proje ve önerilerinizle ortaya çıkın dediniz. Biraz da bu, ben öyle yorumladım açıkçası, biraz da bu eleştiri içeriyor. Her seçim döneminde yeni kurulan partiler de dahil olmak üzere herkes bir Kürtlere yönelik bir söylem geliştirmeye çalışıyor ki bu
siyaset yapıyorsanız aslında bu ülkede normal bir şey. Çünkü önemli bir kitleyi oluşturuyor. Ama kimse sanki elini taşın altına koymuyor. Buna dair bir açıklamada tepki var tonda. Onu hissettim, onu okudum. Bu somut proje ve öneri beklentileriniz nedir partilerden? Ve özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nden, çünkü yerel seçimlerde büyük şehirlerdeki adaylarını desteklemiştiniz. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıca bir ana muhalefet partisi de olması sebebiyle bir beklentiniz, talebiniz var mı? Şimdi evet, eş genel başkanlarımızın açıkladığı barış deklarasyonunda birçok çevreye çağrı yaptık. Bunların içinde de siyasal ve toplumsal muhalefet önemli bir yer aldı. Yani siyasal muhalefet derken hem meclis içindeki partilere hem meclis dışındaki partilere tabii ki çağrı yaptık. Toplumsal muhalefet derken de bütün sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, meslek örgütlerine, sendikalara, tek tek yurttaş girişimlerine, tek tek yurttaşlara, demokrat ve vicdan sahibi tek tek yurttaşlara yönelik de çağrılarımızı yaptık. Biz şunu önemli görüyoruz. Yani hiç hani şu değerlendirmeyi yapmadan bunu söylüyorum. Yani bu konuda adım atan muhalefet partileri samimi mi değil mi tartışmasına girmiyorum hiçbir şekilde. Fakat şunu önemli görüyoruz. Ne kadar çok muhalefet partisi Kürt sorunuyla ilgili olarak konuşmaya başlarsa, görüşlerini açıklamaya başlarsa, biz sorunun çözümü açısından o kadar hızlı ve kolay adımlar atılabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla siyasal ve toplumsal muhalefete çağrımız çok açık. Yani bunu işte gittik orada bir konuşma yaptık gibi değerlendirmeyin. Ya da işte Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da bir söz söyledik, kendimizi kurtardık diye değerlendirmeyin. Böyle olmaz bu mesele. Yani bir çözüm konusundaki, demokratik bir çözüm, barışçı bir çözüm konusundaki fikirlerinizi anlatın. Hangi yol haritanız var? Ya da yol haritanız yoksa hangi değişiklik, yasal anlamda baktığımızda ya da anayasal anlamda baktığımızda hangi değişiklik önerileriniz var? Nelerin yapılması sizin açınızdan makul olandır? Ya da kırmızı çizginiz varsa bu konuda kırmızı çizginiz nedir? Bunları konuşulması, tartışılması gerekiyor. Biz bunun çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden siyasal muhalefet alanındaki muhalefet partilerinin bu konuda söz kurmasının, çeşitli açıklamalar yapmasının, partilerinde bu konuda tartışma yapmalarının ya da raporlar hazırlamalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama sadece rapor hazırlamakla olmadığını da biliyoruz. Biz çünkü şunu çok açık söyledik. Bu en son yayınladığımız, açıkladığımız barış deklarasyonuna değil, daha önce de bunu söyledik. Biz dedik ki çözüm yeri meclistir. Kürt sorununda eğer demokratik bir çözüm, barışçı bir çözüm elde etmek istiyorsak yasal ve anayasal değişiklikler yapılması gerekiyor. Bunun yapılacağı yerde meclistir. Dolayısıyla biz mecliste bu meseleyi tartışmak istiyoruz. Mecliste komisyon kurup konuşmak istiyoruz. Bir diyalog, bir müzakerenin gerçekleşmesi için meclisteki partilerin, sadece meclisteki partilerin değil elbette ama meclisteki partilerin de adım atması gerektiğini düşünüyoruz dedik ve bu konuda da çok kararlıyız, ısrarlıyız da doğrusu. Bu alanda atılacak her adım bizce önemlidir ve kıymetlidir diye düşünüyoruz. Çünkü, Sayın Oluç, bir şey sorabilir miyim burada? Araya bir girebilir miyim? Metinde de şimdi siz de vurguladınız. Sadece meclis içindeki partilere değil, meclis dışındaki partilere de çağrı yapıyoruz dediniz. Yeni kurulan partiler var biliyorsunuz. AKP içinden çıktılar. İki tane eski AKP'li bakanın, hatta biri başbakanlık yaptı. Gelecek ve Deva Partisi. Bu partilere bakış açınız nedir? Bu partilere karşı özellikle Sayın Davutoğlu'nun başbakanlık yaptığı dönemi de kastediyorum. Bir bariyeriniz var mı? Onlarla işbirliğine açık mısınız? Merak ediyorum açıkçası. Şimdi biz şöyle değerlendirdik. Yani elbette ki her partinin kendi programı, güncel politikaları vardır. Bunları tartışırız zaman zaman. Güncel konularla ilgili farklı düşünceler elbette ki vardır ve olacaktır. Siyasi rakip olarak değerlendiririz bunları. Bir düşmanca tutumumuz olmaz.
Ve biz şunu önemsiyoruz. Yani bu kurulmuş olan partilerle ilgili de hani önümüzdeki günlerde kurulacak yeni partiler varsa onlarla da ilgili aynı şeyi söylüyoruz. Önemli olan Türkiye'de bugün ihtiyaç duyulan şey demokrasidir. Demokrasinin olmamış, kalmamış olmasıdır. Hukukun üstünlüğünün kalmamış olmasıdır. Adaletin, toplumsal adaletin işlemiyor olmasıdır. Birçok şey sayılabilir. Bunları sıralayabiliriz. Önemli olan kurulmuş olan ya da yeni kurulacak partilerin bu konularda net bir tutuma sahip olmasıdır. Yani demokrasi konusunda, hukuk konusunda, adalet konusunda net tutuma sahip olmasıdır. Peki diyeceksiniz Kürt sorunuyla bunun alakası ne? Bunun alakası çok açık. Biz çünkü şunu biliyoruz. Türkiye'de demokrasi olmadığı müddetçe Kürt sorununda demokratik bir çözüm, bir barış ihtimali yoktur. Ancak Kürt sorunuyla, Kürt sorununun çözümüyle demokrasi aslında iç içe geçmiş süreçlerdir. Demokrasi geliştikçe, demokratik ilişkiler geliştikçe Kürt sorununda çözüm konusunda adım atılabilir. Dolayısıyla biri diğerinden koparılamayacak bir gerçeklikle karşı karşıyayız. O yüzden dedim ya hani her yeni kurulan ya da kurulacak partiden bizim temel beklentimiz evrensel hukuk ilkelerine, evrensel demokrasi ilkelerine, hak ve özgürlüklere sahip çıkmalarıdır esas itibariyle. Buna sahip çıkıyorlarsa en azından bir tartışma zemini vardır. Bir müzakere etme, bir diyalog sürdürme zemini ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Böyle bakıyoruz doğrusu sürece. Yani dediğim gibi siyasi rakiplerimizdir elbette ki ama siyasette zaten rekabet olması gerekendir. Demokratik bir rekabetin olması doğaldır. İktidarda olan partiler şimdi diğer muhalefet partilerini hem meclis içindeki hem meclis dışındaki partileri özellikle AKP ve MHP'nin bakışını kastederek söylüyorum. Onlar siyasi rakip olarak değil, onlar düşman olarak görüyorlar. Yani siyasal muhalefeti olmasa aslında ne kadar iyi bir yönetim sergileyebilirdik diye düşünüyorlar. Ve gerçekten siyasal muhalefetin bütün odaklarına, partilerine bir düşman muamelesiyle yaklaşıyorlar. Bakın bir tarafsızlık yemini etmiş bir cumhurbaşkanı var ama aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olduğu için genel başkan şapkasıyla sabah akşam bütün muhalefet partilerine hakaret ediyor, rencide edici laflar ediyor. Ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı Force'un olduğu kürsüde bunu konuşuyor. Büyük çelişkiye bakın. Şimdi dolayısıyla bizim beklentimiz demokratik politik kültürün gelişmesi doğrultusunda herkesin birbirini siyasi rakip olarak görmesi, değerlendirmesi ve bu rekabet çerçevesinde, demokratik bir rekabet çerçevesinde demokratik siyaseti sürdürmesidir. Ama iktidar buradan çıkarttığım sonuç, Sayın Oluç, benim buradan çıkarttığım sonuç doğru mu bir sonuç çıkarttım size de sormak istiyorum. Sorunların çözümünde demokratik ve hukuki standartları benimseyen herkesle işbirliğine açık olduğunuzu, önceki bagajları çok da bu konuya dahil etmek istemediğinizi anlıyorum. Doğru anlıyorum diye düşünüyorum. Yani standardınız evet, yani temel şöyle, ortak payda demokrasi ve hukuku savunmak. Evet, tabii ki geçmişi unutmuyoruz. Ama bununla ilgili bir atılacak adımları ya da sürdürülecek mücadeleyi bugünün temel meselesi olarak görmüyoruz. Dolayısıyla şuna inanmak istiyoruz ki herkes geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarmış olsun. Bu önemlidir. Eğer bu dersi çıkardıysak geri kalanını süreç içinde de tartışabiliriz. Ama bugün esas mesele iktidarla olan mücadeledir. Dolayısıyla hani muhalefet partilerinin kendi aralarında birbirleriyle uğraşmalarının gerçekçi ve çözüm üretici bir şey olmadığı kanaatindeyiz. Yine ben açıklamaya dönmek istiyorum. Çözüm yöre olarak evet. Meclisi işaret etti açıklama. Siz de daha önceki açıklamalarınızda meclisi işaret ediyordunuz. Yasal bir düzenleme, yasal bir anayasal bir altyapı olmadan çözüme kavuşamayacağını söylüyordunuz. Ama bir takım süreçler Türkiye'de, müzakere süreçleri yürütüldü ve akamete uğradı. Daha çok meclis odaklı değildi. Çok şeffaf da yürümedi o süreçler. Bu sizin ve partinizin tercihi değildi, bunu söylemiyorum. Daha çok iktidarın tercih ettiği bir yöntemdi. Bu yöntemlerin de akamete uğraması sebebiyle meclisi çok kuvvetli bir şekilde tekrar vurguluyor olmanız o süreçlere dair de bir öz eleştirimidir aynı zamanda partinizin yaptığı.
Şöyle dediğiniz gibi biz o zaman da bunu ifade etmiştik. O zaman o dönemde eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'tı ve Demirtaş bunu hatta televizyonlarda da ifade etmişti çeşitli programlarda. Hatta Dolmabahçe mutabakatının aslında içeriğini ilk kez Demirtaş açıklamıştı yine televizyonda. Bu süreçlerin şeffaf götürülmesi önemlidir gerçekten ve topluma mal edilmesi önemlidir. Çünkü toplumsal ve tarihsel bir sorunun demokratik çözümünden söz ediyoruz. Dolayısıyla eğer toplumda bu konuda yeterli bir mutabakat yoksa, toplum bu konuda barışma ve barış gerçekleştirme konusunda adımlar atmaya hazır değilse, siz bunu yukarıdan tepeden aşağıya doğru birdenbire gündeme getirdiğinizde toplumda tepkiler ortaya çıkar. Aynı şekilde muhalefet partileriyle ilgili de böyledir. Yani o zaman muhalefet partileri bu süreçten büyük ölçüde dışlanmış oldu. Halbuki biz biliyoruz ki toplumda bu konuda bir çözüm yaratacaksak, o zaman hem iktidar hem muhalefet partilerinin birlikte bu konuya eğilmesi ve bir mutabakat oluşturması gerekiyor. O yüzden biz bugün mecliste adım atılsın derken mecliste olan bütün partilerin sürece dahil olacağı bir konudan söz ediyoruz. Yani sadece meclisteki muhalefet partilerini kastetmiyoruz. Meclisteki iktidarı da kastediyoruz. Yani bu konu bütün Türkiye'nin konusudur. Sadece HDP'nin konusu değildir. Sadece Kürt halkının konusu değildir. Bu konu Türkiye'de yaşayan herkesin, her siyasi partinin, her sivil toplum kuruluşunun konusudur. Tarihsel bir konudur. Çözümü içinde, demokratik çözümü içinde, barış içinde atılması gereken adımları hep birlikte atmalıyız. Tabii ki her adım konusunda herkes fikir birliğinde olmayabilir. Bazı adımlara itirazlar olabilir, bazı adımları beğenmeyebilir. Çeşitli siyasi partiler ya da sivil toplum kuruluşları, bu ayrı. Ama bu bir müzakere sürecidir, bir tartışma sürecidir. Bunlar konuşulur. Ama önemli olan herkesin bu sürece dahil olmasıdır. Dolayısıyla geçmişte yani 2013-2015 arasında İmralı'da yapılmış olan, Sayın Öcalan'la yapılmış olan görüşmeler ve sonrasında bir Dolmabahçe mutabakatına varılmış olan süreci göz önünde bulundurursak eksikleri vardı, yanlışları vardı. Yapılması çok önemliydi. Bu tartışmasızdır. Türkiye'de belki ilk defa bu şekilde bir görüşme, bir diyalog, bir müzakere etme anlayışı ortaya çıktı. Çünkü Türkiye'de ne devletin müzakere etme anlayışı vardır. Herhangi bir konuyu, sadece Kürt sorununu kastetmiyorum. Devletin geleneği müzakere etmek değildir. Devletin geleneği dayatmaktır. Üstten bastırarak bazı konuları çözmeye çalışmaktır. Aynı şekilde bu böyle olunca tabii ki siyasal muhalefette de müzakere etme anlayışı çok gelişmemiştir. Dolayısıyla hani şunu söylemek istemiyorum. Ya biz çok iyi müzakere etmeyi biliyoruz ama bu devlet müzakere etmeyi bilmiyor demiyorum. Devlet de bilmiyor, siyasal muhalefet de müzakere etmeyi bilmiyor yeterince. Dolayısıyla hep birlikte öğreneceğiz. Hep birlikte öğrenirken de birlikte müzakere etmemiz gerekiyor. Bu yüzden biz meclisteki bütün herkesin dahil olduğu bir müzakerenin son derece önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu çağrıyı yaptık, iktidara da çağrı yapıyoruz. İktidara da diyoruz ki, bakın bir Dolmabahçe mutabakat süreci yaşandı. Bu bir süreç, yani Dolmabahçe'de yapılan açıklama öyle bir günde iki günde oluşmuş bir şey değil. İki yıl boyunca yapılmış olan tartışmanın, konuşmaların, görüşmelerin sonucunda süzülerek ortaya çıkmış maddelerdir bunlar nihayetinde. Ve genel ifadeleri içeren maddelerdir. Son derece önemlidir çünkü sadece Kürt sorunuyla ilgilenilmemiştir. Türkiye'nin demokrasi eksiğiyle, Türkiye'deki anayasanın demokratik olmamasıyla ilgili maddelerdir baktığımızda, hatırlayacak olursak bunları. Dolayısıyla bu maddelerin içeriği açısından bunların hepsinin güncel olduğunu biz biliyoruz, görüyoruz da. Bugün konuştuğumuz, tartıştığımız her şey toplumsal muhalefet ve siyasal muhalefet açısından da baktığımızda aslında o maddelerin içeriğidir. Dolayısıyla o süreci gözden geçirelim. Eksiklerini, yanlışlarını bir daha yapmamak üzere bir müzakerenin, bir diyaloğun ortaya çıkması için adım atalım diyoruz. Bu konuda da şunu bir kez daha vurguladık. Devlet aklına yönelik yaptığımız çağrıda bunu bir kez daha vurguladık. Biz biliyoruz ki İmralı'da Sayın Öcalan barışın gerçekleşmesi için gerçekten ciddi bir katkı sunmaya hazır. Zaten
sunmaya da çabaladı daha önce 2013-2015 sürecinde. Şimdi dolayısıyla İmralı'daki tecritin ortadan kalkması ve Sayın Öcalan'ın oynayacağı rolü oynamasına imkan sağlanması, yani bir barış gerçekleşmesi için. Çünkü en son geçtiğimiz yıl yapılan avukat görüşmelerinde de gönderdiği ve avukatları tarafından bütün topluma açıklanan mesajda da çok açık görünüyordu. Kendisi dedi ki eğer imkan sağlanırsa bir hafta içinde bu meselenin çözümü için gereken adımların atılmasını sağlayabilirim. Kendimi bu yeterlilikte ve bu güçte görüyorum dedi. Dolayısıyla Türkiye'nin barışı açısından baktığımızda, Türk ve Kürt halklarının barışı açısından baktığımızda, Türkiye'de yaşayan bütün halkların barışı açısından baktığımızda son derece önemli bir durumdur bu. O yüzden de bu engellerin, bu tecritin sona erdirilmesi gerekiyor ve kendisinin oynayabileceği olumlu rolün oynayabilmesi için zeminin yaratılması gerekiyor. Bu konuda da bir kez daha çağrı yaptık. Oldukça Sayın önemli olduğunu. Evet. Biraz önce muhalefetin de partilerin de müzakere ve işbirliği konusunda tabiri caizse tecrübesiz olduğumuzu söylediniz. Ancak yeni sistem 50+1 diyelim sistem, Cumhurbaşkanlığı sistemi, ittifak modellerini partilere dayatıyor. Ancak görünen de şöyle bir gerçek var ki, muhalefet bloğu açısından söylüyorum, Cumhur İttifakı bloğu açısından değil. Muhalefet bloğu açısından HDP'nin içinde olmadığı hiçbir ittifak modelinde başarı şansı yok. Yerel seçimlerde aslına bakacak olursanız referandumda hayır bloku olarak herkes kendi kampanyasını kendi gerekçeleriyle anayasa referandumunda yürüttü. Orada bir aslında ittifak söz konusu değildi. Ve aslında o referandumdan da hepimiz biliyoruz ki hayır çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oylar müdahalesiyle sonuç değişti. Çok da çabuk muhalefet tarafından kabul edildi ne yazık ki. Bu ayrı bir tartışma konusu. Yerel seçimlerde bir tecrübe var. Partiniz büyük şehirlerde Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili adaylarını ittifaka dahil olmadan dışarıdan destekledi. Ve bu çok can alıcı bir sonuç verdi. Şu an Türkiye'nin nüfusunun yarısının yaşadığı şehirler, büyük şehirler muhalefete geçmiş oldu. Bunda HDP'nin dışarıdan verdiği destek yadsınamaz. Önemli büyük şehirler alındı. Genel seçimlerde bu ittifak modeli geçerli midir? Yoksa HDP'nin özellikle solda yeni bir ittifak arayışı var mı? Sayın vekiliniz Meral Danış Beştaş bundan sonra ittifak yapılacaksa, HDP ile ittifak yapılacaksa açık açık yapılacak diye bir açıklaması da olmuştu. Bu çerçevede yerel seçimdeki model, yani HDP'nin dışarıdan desteklediği model geçerli olabilir mi? Yoksa Sayın Danış Beştaş'ın söylediği gibi açık solda yeni bir ittifak arayışınız var mı? Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. Tabii yerel seçimler çok özel bir durumdur. Yani biz o zaman bir seçim taktiği izledik sizin de dediğiniz gibi ve seçim taktiğinde açık yaptık. Herhangi bir şekilde gizlemedik. Dedik ki bizim anlayışımıza göre iktidarda bulunan ittifak egemenlik kuruyor her alanda ve özellikle yerel yönetimlerde bu egemenlik alanını daraltmak, iktidarın egemenlik alanını daraltmak ve yerel yönetimlerin siyasal muhalefet tarafına geçmesini sağlamak Türkiye'deki demokrasi mücadelesi açısından önemli olacaktır dedik. Ve o yerel seçimlerde bu seçim taktiğini uyguladık. Başarılı da oldu gerçekten, dediğiniz gibi iyi bir sonuç alındı. Fakat şimdi genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tabii ki sistem açısından da baktığımızda farklı işliyor. Yerel seçim gibi değil. Dolayısıyla bunun için başka şeyler düşünmek ve tartışmak gerekiyor. Fakat daha önemli olan şey, şimdi biz görüyoruz ki iktidar ittifakı büyük irtifa kaybediyor. Bütün kamuoyu araştırmalarında bu görünüyor. Ciddi bir şekilde oy kaybına uğramış vaziyette. Ve bir seçim olması halinde hem %50+1 oranını yakalaması Cumhurbaşkanlığı seçiminde
şu anda mümkün görünmüyor. Hem de milletvekili seçiminde, parlamento seçiminde parlamento çoğunluğunu elde etmesi son derece zor görünüyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda ne yapıyor iktidarda bulunan ittifak? Çok yani demokratik bir politik kültüre sahip olmadıkları için sandıktan çıkan sonucu kabullenmek doğrultusunda bir anlayışları olmadığı için sandık sonucunu mümkün olduğu kadar manipüle edecek değişiklikler yapmayı hedefliyorlar. Yani seçim sisteminde ve siyasi partiler yasasında değişiklikler yaparak seçime gitmek istiyorlar. Bunu çeşitli defalar ifade ettiler. MHP lideri Bahçeli çok açık bir biçimde seçim sistemi ve siyasi partiler yasası değiştirilmelidir dedi. Şimdi bir çalışmaları olduğunu biliyoruz. Çeşitli alternatifler üzerinde tartıştıklarını biliyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminin ve parlamento seçimlerinin hangi seçim yasasıyla ve siyasi partiler yasasıyla yapılacağı henüz belli değil. Bu nedenle de ittifak modelleri, ittifak tartışmaları üzerinde çok vakit kaybetmek ve enerji harcamak bugün için gerçekçi değil gibi geliyor bize. Fakat şunu söyleyeyim. Yani bir seçim ittifakına yoğunlaşmak yerine şu anda biz bir demokrasi ittifakına yoğunlaşmanın çok daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Demokrasi ittifakı derken de kastettiğimiz işte biraz evvel konuştuğumuz gibi Türkiye'de demokrasinin evrensel ilkelerinin, evrensel hak ve özgürlüklerin, insan hakları ve özgürlüklerinin, hukuk ilkelerinin, demokratik hukuk ilkelerinin, hukukun üstünlüğünün geçerli olabileceği bir talepler zemininde anlaşılmasının politik olarak ve bunun da bir demokrasi ittifakı olarak tarif edilmesinin, adı bu olsun diye söylemiyorum ama anlayışını kastediyorum, çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve özellikle de siyasal muhalefet açısından baktığımızda bunu gerçekleştirmek için çaba gösteriyoruz. Daha önce açıkladığımız demokrasi manifestosunda da bunu söylemiştik. 1 Haziran'da, bu yılın 1 Haziran'da açıkladığımız, şimdiki barış deklarasyonumuzda da benzer bir anlayışı tekrar vurguladık. Dolayısıyla bizim için önemli olan bugün budur. Ama seçim ittifakları gündeme gelir, seçimin hangi koşullarda, hangi yasal çerçevede yapılacağı gündeme gelir, o zaman elbette ki demokrasi ittifakını gerçekleştirmiş olanlar böyle bir mücadelede, bir ortak zeminde, bir ortak politik zeminde, politik talepler zemininde ve yapılması gerekenlerin ifade edildiği bir zeminde anlaşmış olanlar çok kolaylıkla seçim zamanında bir seçim ittifakını yaratma doğrultusunda adım atabilirler. Şimdi bakın, aşağı yukarı bütün siyasal muhalefet açısından baktığımızda herkes bir çeşitli biçimlerde ya genişletilmiş ya iyileştirilmiş parlamenter rejim üzerinden tartışmasını sürdürüyor. Bu kavramları kullanarak sürdürüyor. Biz de diyoruz yerel demokrasi güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasi üzerinden gelecek kurgulanmalıdır diyoruz. Fakat bunun öğeleri nelerdir? İçinde neler vardır? Hangi özellikler vardır? İşte kuvvetler ayrılığı nasıl olacak? Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı nasıl sağlanacak? Parlamentonun özerk yapısı ve denge denetleme mekanizmaları nasıl gerçekleşecek? Bütün bunların tartışılacağı zeminler aslında son derece önemlidir ve bugün acilen bu konuda bir tartışmanın sonuçlandırılması gerekir. Sevindirici olan şudur, bu tartışmayı birlikte yapmasak da siyasal muhalefet partileriyle, sevindirici olan şu, baktığımızda farklı muhalefet partilerinin meclis içindeki ve meclis dışındaki bu konularda birbirlerine yakın zeminlerin üzerinde hareket ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla politik yakınlaşma çeşitli konularda oldukça ilerlemiş bir noktadadır. Sayın Dediğim Oluç, gibi burada bir araya girebilir miyim? Sayın Oluç, süremizin de biraz sonuna geliyoruz. Demokrasi İttifakı dediniz. Sayın eski genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın bu konuyla ilgili bir açıklaması olmuştu. O da bir demokrasi ittifakı çağrısı yapmıştı. Benzer şeyleri söylemişti size. Sayın Selahattin Demirtaş'ın hukuki durumuna müsaade ederse tekrar Cumhurbaşkanlığı adayı için, HDP'nin adaylığı için düşünülebilir mi? Olabilir mi?
Yani bu ne kendisiyle ilgili bizim böyle bir tartışmamız oldu, ne kendisinin böyle bir tartışması oldu. Yani gündemde olmadığı için hani ben olur ya da olmaz dersem şimdi her tarafa haksızlık etmiş olurum. Biz iki kere Sayın Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı adayı yaptık ve her ikisinde de çok önemli, çok değerli bir kampanya sürdürdük ve HDP'nin çok büyük kazanımları oldu. Demokrasi açısından baktığımızda Sayın Demirtaş'ın çok büyük katkılarıyla bu gerçekleşti. Dolayısıyla iki adaylık çalışmasında da ben de o çalışmanın içinde olan bir kişi olarak söylüyorum bunu. Çok kıymetli sonuçlar elde ettik. Ama bir kez daha bu olur mu olmaz mı tartışmasını Sayın Demirtaş'la ve partinin kurullarıyla birlikte yapılması gerekir. Hani ben bu konuda şimdi bir şey söylersem doğru bir tutum olmamış olur. Haksızlık yapmış olurum herkese. Anladım. Onun için bu sorunuza maalesef cevap veremeyeceğim. Anlıyorum. Size hak da veriyorum açıkçası. Adaylarla ilgili bir sorum daha olacak. Sürekli suretle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adı muhalefet bloğunun çatı adayı olarak geçiyor. Geçen dönemde de bununla ilgili girişimler oldu. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorularda kapıyı da kapatmıyor açıkçası. Röportajlarını okuyoruz, açıklamalarını okuyoruz. Halkların Demokrasi Partisi'nin Abdullah Gül'e bakış açısı nedir? Çatı aday olarak önerildiği takdirde bunun sonuç alacağını düşünüyor musunuz? Destekler misiniz? Nedir? Nasıl bakıyorsunuz Abdullah Gül ismine? Şimdi bu tartışmanın çok erken bir tartışma olduğu kanaatindeyim. Yani şu açıdan halk arasında bir kavram vardır, siz de bilirsiniz, çalı taşlamak diye. Bu iktidar aslında çalı taşladı. Bizim görüşümüz oydu. Yani bir adaylık tartışması yaptırarak, hani çalıyı taşlayarak bir adaylar bir ortaya çıksın bakayım, göreyim istedi iktidar partileri. Fakat neyse ki siyasal muhalefet bu oyuna çok fazla gelmedi. Çünkü şimdi bu aşamada aday isimlerini konuşmak doğru değildir. Esas itibariyle bugün yapılması gereken, dediğim gibi, başka bir zeminin olgunlaşmasını sağlamaktır. Bir de gerçekten hangi seçim yasaları çerçevesinde seçime gidileceği henüz netleşmiş değildir. Dolayısıyla bunların hepsini görmek gerekir ama yani isimler üzerine bir tartışma yapmayı biz bu aşamada doğru bulmayız ve yapmadık da doğrusu. Yani şu iyidir, bu kötüdür gibi bir tartışmanın çok doğru bir tartışma olduğu kanaatinde değiliz doğrusu. Önemli olan şudur: Türkiye'de demokrasiyi gerçekleştirmek, demokrasinin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkacak bütün sonuçları, işte hukuk alanında, adalet alanında, kuvvetler ayrılığı alanında, Kürt sorunun çözümü konusunda, yerel demokrasinin gerçekleşmesi konusunda, kayyımları konuştuk en başında. Kayyımların olduğu bir sistemde yerel demokrasi diye bir şey yoktur. Dolayısıyla bütün bu zeminlerde bir anlaşma potansiyelinin açığa çıkarılması çok daha önemlidir bizim açımızdan. O yüzden hani demokrasi ittifakı lafını kullanırken bu adı bu olsun diye kullanmıyoruz bunu. Hani derdimizi kolaylıkla tarif edebilmek için bu lafı kullanıyoruz. Bunu önemsiyoruz doğrusu. Bu konuda atılacak adımlar, geliştirilecek zemin, günü geldiğinde adaylıklar konusundaki tartışmayı çok kolaylaştıracak ve hızla bir sonuç alınmasını sağlayacak bir zemin olacaktır. Dolayısıyla burayı sağlam kurmak gerekir. Temelleri sağlam atarsak bunun çatısını çok daha kolaylıkla ve hızla kapatmamız mümkün olur diye doğrusu düşünüyoruz. İlkeler üzerinden gitmek istiyorsunuz. İsimleri konuşmak için henüz erken olduğunu düşünüyorsunuz. Sayın Oluç, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bilgilendirmeniz ve değerlendirmeleriniz bizim için çok değerliydi. Süremizin sonuna geldik maalesef. Bir başka programda daha geniş bir zamanda sizi tekrar ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum ben de. Teşekkürler, sağ olun. Konuğumuz HDP Grup Başkan Vekili Sayın Saruhan Oluç'tu. HDP'nin barış deklarasyonunu, demokrasi buluşmalarını, genel Türkiye siyasetini konuştuk ve yine süremizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşçakalın.